Herkese merhaba ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere köpeklerde Bordetella bronzeptikanın etkeninin sebep olduğu barına köksürü, kennel cough diye tabir ettiğimiz hastalıktan bahsedeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Bordetella bronzeptika yani aslında halk arasında barına köksürü, kennel cough diye tabir edilen hastalık 4 aylıktan küçük bakım evlerinde veya barınaklarda yaşayan isminden de anlaşılabileceği gibi barınaklarda yaşayan e, köpek yavrularında görülmektedir. Bunun sebebi ise solunum yoluyla bulaşabilen bir hastalık olduğu için barınakta bir veya birkaç köpekte bu hastalığa yakalandığında diğer köpeklere de kolayca öksürük yoluyla, hava yoluyla e, kolayca geçebilmektedir. Bordetella bronseptika etkeni daha çok Aşıları tamamlanmamış yani bordetella aşısı yapılmamış köpeklerde görülmektedir. Bordetella bronseptika etkeni enfeksiyöz trakeye bronşitisle de karıştırılmaktadır ama ikisinin etkeni ve çalışması farklıdır yani vücutta gösterdiği semptomlar benzer olsa da gösterdiği etkiler farklıdır ama şöyle bir şey var. Biri diğerine dönüşebilmektedir. Hani bağışıklığı düşük olan durumda, hani daha önceden de bahsettiğim gibi bağışıklığımız düşmüşse eğer o vücutta e, toplu bir halde de yaşıyorsak eğer virüs de çoğalabilir, bakteri de çoğalabilir. E, bu sebeple e, bu işin bağışıklık konusu çok önemlidir. Klinik belirtilerde ilk olarak burun akıntısı, şeffaf bir burun akıntısıyla başlar. Ondan sonra e, mucoöperulent bir burun akıntısına dönüşür kuru kuru öksürükler, iştahsızlıklar, solunum güçlüğü, solunum alıp vermede zorlanma, işte hareketsizlik, ondan sonra siyanöz gibi durumlar görülebilmektedir. Tabi bunların hepsi yavaş yavaş böyle hani durum ağırlaşa ağırlaşa ilerler. Yani hepsi bir anda görülecek diye bir şey yok tabi ki bu belirtilerin. Peki bu belirtileri gördük. Bu hastalığın tanısını nasıl koyacağız? Nasıl bir tedavi yapmalıyız? Bunun hakkında biraz bahsedecek olursak tanısı şu şekilde Dilerseniz nazal sıvaplar alınarak yani e, Burundan bir takım sıvaplar alınarak e, Laboratuvara gönderilebilir e, Bu şekilde bir teşhisi var tanısı var veya barınakta yaşıyorsa eğer e, Bu şekilde bir öngörü sağlanarak Bordetella bronseptikadır diye öngörü Sağlanarak Klinik belirtiler doğrultusunda bu şekilde bir tedavi başlanabilir Tedavisine Geçecek olursak Tedavisi Özellikle barınakta yaşayan köpekleri tedavi etmek gerçekten çok güç. Çünkü diğer köpeklerde de etken devam ettiği için hepsini aynı anda tedavi uygulamamız gerekiyor. Bulunduğu ortamı güzel bir şekilde hijyen ve temizlik sağlamamız gerekiyor. Bu zor bir ihtimal. Yani zor bir işlem aslında yapılması gerekiyor ama hepsini aynı anda yapmak biraz zor olacağı için yapılamıyor. Tedavi edilecek köpeği barınaktan kurtarabilirsek çok daha güzel bir şekilde tedavisini ilerletmiş oluruz Öncelikle enfeksiyonun durumunu ölçmek adına bir kan tablosuna bakmak aynı zamanda bir röntgen çekip akciğerlerin durumunu göz atmak tedavide büyük rol oynamaktadır etken ve tedaviye göre doğru antibiyotik seçilerek tedavisi yapılır Hani antibiyotik bu durumda çok önemli birinci olmazsa olmaz İkincisi ...iştahsızlık devam ediyorsa mutlaka bir serum takılmalı. Bunun haricinde ee, akciğerleri boşaltacak eğer akciğerler doluysa boğazda sekresyon varsa balgam söktürücüler kullanabilir, idrar söktürücüler kullanabilir duruma göre. Bunun haricinde köpek dostumuzun bağışıklığını güçlendirmek de bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesidir. Köpeklerde bordetella bronchopetika yani barına köksürü, kennel cough diye tabir ettiğimiz hastalıktan bahsetmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp daha çok kişinin görmesi için paylaşmayı unutmayınız. Hala daha kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve yanındaki küçük zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.